oluyor diyordunuz? Ya 365 günde bir gün insanın haksızlık karşısına isyan etme hakkı olmaz mı? Ama siz bunu da tahmin ettiniz bence herhalde. Hayır, tahmin etmedim. Yani size böyle saldıracaklar... Ben hayır hayır bakın ben hiç böyle bir şey tahmin... Ben saldırıyı hak edecek bir şey yapmadım. Hayır hayır ama aportta bekleyenler yok muydu? Zaten biliyordunuz onları yani. Bunu anlatırsanız çok mutlu olurum işte. Bir başka... Evet siz söylerseniz ben çok mutlu hayır, olurum. Hayır ben şunu görüyorum yani... Sizce ben bunu niye hak ettim? Hayır benim öyle bir tezim yok. Ama yani mesela biz kaç söyleyecek... lirayız manşetini... Bence çok ayıp bir manşet. Çünkü insanları hedef alıyor. Yani sizi neden? Sevmeyebilirler. 1,5 milyon insana evet, böyle bir hakaret, satılıksınız demenin, siz satın alındınız demenin. Ahlaki değil. Bakın efendim, Kanal Türk'le o insanların, Kanal Türk'ün o insanların sesini duyurması dışında hiçbir bağı yok. Onlar kendi derneklerinde, kendi yapılarında örgütlü. Onlar Cumhuriyeti değerlerini savunmak için meydana çıkan bu ülkenin yurttaşları. Şimdi o yurttaşlara siz satın alındınız manşeti benim öfkemin kaynağıdır. Ha, o kaynak başka türlü anlatılamaz mıydı sorunuza? Yanıtım anlatılabilirdi. O da benim yanlışım. Yani ben de yanlışımı kabul ediyorum. Peki şimdi biraz da siyaset konuşalım burada ama o siyasetin basamaklarını konuşalım. Cumhuriyet mitingleri hakikaten Türkiye'de beklenmedik bir şey yarattı. Gündem yarattı. Hatta öyle ki o günlerde Cumhuriyet tarihi boyunca, hayatı boyunca mitinge gitmeyen, açık hava toplantılarına inmeyen insanlar, çoluk çocuk falan geldi. Soru şu, Cumhuriyet mitinglerine çok sahiplenen çıktı da asıl sahibi kimdirin bir türlü yanıtı bulunamadı. Siz bana Ankara'da karşılaştığımızda o mitingleri ben organize ettim dediniz. Doğru mu? Hayır, öyle söylemedim. Nasıl söylediniz? Ben yanlış anlamış olabilirim. Hayır, öyle bir şey yok. Bu mitinglerin sahibi oraya gelen insanlardır. Ama onları birileri örgütledi. Biz bütün sivil toplum örgütleridir. Türkiye'de. Kimlerdir? Herkes. Yani Atatürk Düşünce Derneği, biz, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Üniversiteli Kadınlar Derneği, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Hukukçular Derneği, Çağdaş Yaşam, Çağdaş Eğitim Vakfı, Türkan Hoca diğerler. Biz hep beraber. Şimdi bakın. Yarış kimin daha önde olduğu yarışı değildir. Yarış cephede omuz omuza, yürek yüreğe saf sıklaştırma yarıştır. Biz saflarımızı sıklaştırdık. Olanaklarımızı bir araya getirdik. Bazen benim olanaklarım ileri geldi. Bazen diğer dostlarımın olanakları ileri geldi. Biz hep beraber el birliğiyle, yürek yüreğe, omuz omuza bunu gerçekleştirdik. Peki mesela Atatürk Düşünce Derneği'nin genel başkanına yönelik o dönemde Nokta Dergisi'nde iki tane darbe girişiminin başarısız olduğu yönünde işte iddialar falan oldu. Siz Atatürk Düşünce Derneği ile omuz omuza kol kolayız derken o derneğin sivil duruşlu, demokratik bir dernek olduğunu bilerek mi yola çıktı yoksa kafanızda kuşkular var mı? Ben Atatürk Düşünce Derneği'nin üyesiyim. Hı-hı. Şerefle, şanla, gururla o derneğin üyeliğini taşıyorum. Dün de kuruluşunda da ta Uğur Mumcu, Muammer Aksoy büyüklerimiz kurarken de aynı şanla, şerefle, gururla o derneğin varlığını savundum. Bugün de savunurum. Şener Paşa'yı da aynı şanla, şerefle, gururla savunmaya devam ederim. Darbeci değildir yani. Yargıda, bakın efendim, Genelkurmay Başkanı açıklaması var. Burası benim hakkımda bu tür kararları veren yargı. Bakın, Fethullahçı kararlama öyle noktaya gelmiştir ki Türkiye'de insanları yok etmek için iki günlük dergi kapatıcı kurup kapatmak noktasına gelmiştir. Biz Türkiye'de böyle darbe demokrasiye karşı yapılmaktadır. Cumhuriyet mitinglerinin darbeci olduğunu söylediler. İspatlamayan namerttir. Ben söylüyorum o mitinglere Alman gazetelerinde çıktı. Ben Alman gazetecileri çağırdım, davet ettim, Türkiye'ye anlattım. Askerler üniformalarını çıkartmışlar. O mitinglere katılmışlar. Sizin anneniz katılmadı mı o mitinglere? Katıldılar. Benim ailemden de katıldılar. Sizin anneniz darbeci mi? Yok değil. Çok böyle bir şey olur mu? Ben hayatımda en büyük acıları 12 Eylül'de yaşamışım. 12 Eylül faşizminin ne demek olduğunu biliyorum. Ben tutacağım da darbeci olacağım. Bunu söyleyenin alnını karıştırırım. Peki bir şey daha soracağım. Özellikle bu İzmir mitingi için bir... Hangi İzmir mitingi? Sizin o en son... En son miting. Orada kürsüde Türkan Hoca'nın falan konuşturulmaması gibi, Zülfü Livaneli'nin önünün kesilmesi gibi bir iç iktidar kavgası oldu mu? Niye hakkında böyle bir şey olsun? Bakın 18 tane. Siz 3 tane miting hatırlıyorsunuz. Hayır ben hepsini hatırlıyorum. Yayınlarını yaptık burada. Çünkü... Efendim siz İsparta'da 1000 kişiyle yaptığınız mitingi hatırlamıyorsunuz. O, sizin kanalda verdi onu. Antalya'da biz hepsini verdik evet, de. Evet ben izledim onu. Ben siz tabii hatırlıyorsunuz ilgilisiniz. Çünkü evet. Sizin de yüreğiniz o meydanda da o yüzden öylesiniz. Bakın efendim bu mitingler o büyük mitingler biner biner, on biner on biner, 50 bin toplanarak insanlar yürek yüreğe anlatarak gerçekleşmiştir. Derviş sabrıyla gerçekleşmiştir.
kimsenin bir yerden, Türkan Hoca bizim başımızın tacıdır. Türkan Hoca'yı kim engelleyebilir? Türkan Hoca ömrünü bu işe vakfetmiş. Türkiye'nin mutluluğuna, geleceğine, umuduna vakfetmiş bir aydınlanmacı, savaşçıdır. Türkan Hoca'yı kim engelleyebilir? Zülfü Livaneli ile ilgili olay. Oradaki MİKİK komitesi, İzmirli arkadaşlardan oluşan bir komite. İzmirli arkadaşlar Zülfü Bey'in konuşma yapmasına değil, türkü söylemesine istemişler. Zülfü Bey arada konuşma yapmak istemiş. Bunun benimle ilgisi yok. Ben sorunla ilgili olarak Zülfü Bey'in bana telefonuyla, yazısıyla haberdar oldum. Canlı yayında Zülfü Bey'in konuşmasının sözlerinin kesildiğini iddia ettiler. Ben bunun olmadığını Zülfü Bey'e ispatladım. Zülfü Bey de zaten o yanlışını düzeltti. Bakın efendim, bugün bizim cephemizde, bizim Türkiye'nin sağı solu değil, İslamcısı şusu busu değil, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah, ben İslam kimliğimle mutluluk duyan bir insanım. Ben bütün insanların, Türkiye'nin aydınlığını isteyen insanların bir cephede buluştuğuna inanıyorum. Bu tarafta kavga falan yok. Zülfü Bey'in bizimle kavgası yok. Bizim Zülfü Bey'le kavgamız yok. Türkan Hoca, biz böyleyiz böyle. Türkiye'yi gelecekte var edebilmek, güçlü kılmak için biz el ele, omuz omuza hep beraberiz. Mümtaz Hoca da bizimle, Yaşar Nuri Hoca da bizimle, Yaşar Okuyan Bey de bizimle. Hepimiz, CHP'si, SHP'si, DSP'si, Saadet Partisi, MHP'si, emperyalizm. Saadet Partisi de mi sizinle? Bakın diyorum ki efendim, biz diyoruz ki bu cephe ulusalcı bir cephe. Emperyalizme karşı olan herkes bu cephenin içinde. Peki sizin... Ama biz kimimiz sağda duruyoruz, kimimiz solda duruyoruz ama cephedeyiz, merak etmeyin. Her yeri savunuyoruz biz. Peki bir şey soracağım size. Sizin AB'ye karşı da bir net tavrınız var. Var. Sizin kanalınızdaki Mine Kırıkkanıt'ın programının AB'den destek aldığı doğru mu? Televizyonda onu reklamını yapıyoruz zaten. Diyoruz ki Avrupa Birliği'nden, şimdi bakın efendim siz yayıncısınız. Burada sabahtan akşama kadar bir karşıtlığı dile getirip sonra o karşıtlıkla ilgili olarak yayıncı, biz burada çeşitlilik, objektiflik kriterlerini yerine getiriyoruz diyebilir misiniz? Diyemeyiz. Biz o programda ilk günden itibaren tanıtımlarını, kiosk programının tanıtımını, bu program Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir. 52 program 74 bin avro. 52 program 74 bin avro. Kim konuşuyor o programda? Türkiye'nin en iyi gazetecilerinden Mine Kırıkkanat konuşuyor. Türkiye'nin en iyi akademisyenlerinden Süheyl Batum konuşuyor. Bir diğer akademisyen hanımefendi daha oturuyorlar. Böyle bir program. O programı bir kere izleyen, o programın Türkiye'nin ulusal çıkarlarını savunularak yapıldığını, bunun da altının özellikle çizildiğini görür. Ama şablonculuk, efendim izlemeden eleştirmek. Bir izleyicimizin sorusuydu bu arada. Her kim ki, Mine'nin, Süheyl Hoca'nın, diğer akademisyen hanımefendinin, Kanal Türk'ün 74 bin avroyla görüşlerini değiştirdiğini iddia ediyorsa, edemez, hiç öyle bir şey hastaneye olmaz. Gitsin, doktora müracaat etsin, kendisini tedavi etsinler. Peki Tunç abi, ikinci reklam arasına geliyoruz. Bizim kanalımız hala reklam almaya devam ediyor. Aman eksik olmasın. Aman eksik olmasın. Başımıza ne geldiyse reklam alamamaktan geldi. Bugün bu konuda çok söz söyleyen dostlarımız azıcık reklam verselerdi başka şeyler olur. Peki. Sevgili seyirciler, Sayın Özkan'ın o yönde ya da bu yönde değerlendirme yaptığı isimlerden herhangi birisi ya da aklınıza takılan bir soru olduğu vakit arkadaşlarımız bu görüşleri alıyor ve bana anında iletiyorlar. Ben de Sayın Özkan'a soruyorum. Yine bir kısa reklam ara vereceğiz. Ardından da Tuncay Bey'le söyleşmeye devam edeceğiz.